Merhabalar Poketo Gaming'de Pokemon Ultra Sun Ultra Moon'un yeni bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar, önceki bölümümüzde bölgemize giriş yapmıştık. Starter Pokemon'umuzu almıştık. Başımızdan bir takım olaylar geçmiştik. Kahuna Hala'yla tanışmıştık. Rakibimiz, rivalımız ve kankamız olan Hope'la tanışmıştık, Lily ile tanışmıştık. Alola bölgesine tatlı bir giriş yapmıştık. Şimdi ikinci bölümümüzde beraberiz. Şöyle ki, önceki bölümde Capture Card'tan elde ettiğim görüntüde FPS düşüşleri, görüntüde kayıplar, uzun uğraşlar sonucunda biraz daha iyileştirdim. Bundan sonra daha akıcı ve daha seri şekilde oyunumuza devam edeceğiz. Şimdi en son burada annemize balkon sefası yaparken kapımız çalmıştı. Bakalım gelen kimmiş? Profesör Kukui. Seni dışarıda bekliyorum, sana bazı şeyler öğretmem, göstermem gerekiyor dedi. Bize Pokemon yakalamayı öğretecek arkadaşlar. Groovin. Şimdi burada Pokemon'un canını azaltıp onu zayıflattığı zaman Pokemon'u fırlatabilirsin muhabbetten. Seri hızlı bir Pokemon fırlattı. Peki, Groovin'i yakaladı. Bize nasıl Pokemon yakalayacağını öğrettiğiniz için teşekkür ederiz Profesör. Arkada kedi biraz değişik hareketler yaptı da dikkatimi dağıldı, kusura bakmayın. Şimdi bize Pokétopu mu verdi? 10 tane Pokétopu çok güzel. 5 de Potion. Bir tane de biz bulmuştuk. 6 tane oldu. Şimdi kasabada görüşürüz diyor. Paplio ile birlikte dikkat etti. Burada yakalamak istediğim pek çok aslında Pokémon var. Biri Groovin. Pokédex'i tamamlamak için bunları yavaş yavaş yakalayarak ilerlememiz lazım. Şimdi ama ben nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Pokemon'ları yakalama mevzusunu Pokédex'i tamamlamak için biraz daha kayıt dışında yapacağım ki videoyu yavaşlatmamak için. Asıl bizim takımımıza dahil ederek kullanacağımız Pokemon'ları yakalayacağım. Çünkü aksi takdirde bölümlerin süresini biraz fazla uzattığım için istemeden arkadaşlarım var haklı sebeplerle. Dolayısıyla bu Pokédex tamamlama kısmında biraz daha kayıt dışı olarak devam edip Ender Pokemon lokasyonlarını tabii ki sizlerle birlikte paylaşacağım. Ladybug.
kritik vurdu. Bu arada peri türü bir hamle öğrendik arkadaşlar. 8 levelde. Rubin. Şimdi. Bu oyunun bir de sevdiğim yanlarından biri şu. Oyunun başında çok ilerlemeden daha yani early game diyebileceğim noktada çok ilginç Pokemon'larla karşılaşabiliyorum. Şimdi hala biz öğrenme evresinin son kısmındayız. Burada yukarıda iki town'a gidip aslında orada profesörle ve Kahuna Hala'nın davetine katılmamız gerekiyor. Oo, bir Pokemon antrenör. Less Audi. Bu ne eri? Patlıyor. Bir Water Gun daha. ...72 poke parası da çok acımasız ama ya. Burada genç bir arkadaşımız daha var. Caterpie ile galiba bize meydan okuyacak. Youngster Jimmy. Çılgın Caterpie. Şimdi peri tür hamlemizi deneyelim mi? Disarming Voice. Bir tane daha. Ses çok iyi yalnız. Hamlemiz ses. Youngster Jimmy, böcek türü Pokemon'ların bizimle baş edemiyoruz. Adım attığımız her yerden Pokemon çıkıyor, ilerleyemiyoruz. Yangoose. Şaka bir yana, Kahuna Hala'nın düzenlediği törene katılana kadar böyle tatlı tatlı yavaş yavaş da level aldığımız için aslında çok şikayet etmek istemiyorum. Çünkü 9 level olmak üzereyiz. Çok bir şey kalmadı 9 level'a. Başlarda birkaç level önden gitmek ciddi avantaj sağlıyor arkadaşlar. O avantajı da kaybetmek istemiyorum. Ondan dolayı hani böyle karşıma çıkan Pokemon'a run demek yerine ufak ufak olsa da experience alıyorum. Oyunun başında bu önemli. Bir potion daha. Güzel, kaç potionumuz oldu? 6, 7. potionumuz. Şurada maç yapmak isteyen bir arkadaşımız daha olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şu genç arkadaş. Please battle me. Lütfen benimle savaşın. Anlık FPS düşüşleri.
Charming Voice. Rattata GG. Ve 9 level. Burada 2 tane ilginç tip var. Demek insanların festival dediği şey bu, eğleniyorlar, ilginç vesaire vesaire. You don't have to try hard, act like you are not interested, you know. Gizemli iki arkadaş. Şimdi artık yukarıya doğru çıkalım. Hal olan Exeggutor. Rockruff. Ve pek çok komşu. Kahuna Hala. Alolar için 4 adadan oluşuyor dedi ve bu her adanın bir gardiyanı var diyor. Festivaller bu gardiyanlara adalılar için ve bu bölgedeki yaşayanlar için yaptıklarını bir tür minnet, şükran sunmak için olan bir mevzu. Biz buna festival diyebiliriz ama aslında bu festival değil diyor. Kahuna Hala. Söylemesi çok güzel ya. Ağza çok güzel değil. Şimdi. Aslında şu an için buralarda dolaşılacak, yapılacak bir şey yok. Kayda değer yapılacak bir şey yok. Ve How? Bring out. Festivale özel bir de savaş durumu var. Burada biz savaşacağız. Kahuna Hala Pokemon'larımızı iyileştirdi. Yes, savaşa hazır mısın dedi. Ezelden beri. Gönülden, kalptan vesaire falan. Bu arada Hau, Kahuna Hala'nın torunu arkadaşlar. Ve burada da Tapu Koko'nun seçtiği şampiyon Marpuç. Mücadele başlasın. Pichu. Şimdi Pichu'dan statik yememek için dikkat etmek lazım. 6 level. Şöyle baktığımız zaman 40. Şöyle baktığımız zaman 40. Şunu kullanacağım ilk. Paralyze olmasak iyi. Kritik vurdu. Şimdi bir de Water Gun kullan. Water Gun galiba daha fazla vuruyor da. Yani ikisinin de hasarı 40 bu arada. İkisi de Special.
Evet, bu oturgan daha fazla vurdu. Sadece biz su türü olduğumuz için su türü kullanmamız. Litten. 7 level olmuş. Bir Watergun da sana zaten süper efektif. Bu arada 2 level farkımız olmasına rağmen Litten bizden hızlı. Güzel. Deminden grow yaparak bizim fiziksel hasarımızı düşürdü ama fiziksel hasar gerektiren bir şey kullanmıyor. İstediğin kadar bunu yapabilirsin. Easy peasy, kolay bir galibiyet. Tapu Koko da bizi izlemiş. Neredeyse unutacaktım diyor. Bunu almanın zamanı geldi diyor. Bizden dün bir Sparkling Stone almıştı arkadaşlar. O Sparkling Stone'dan Z kristallerini kullanmak için Z yüzü. Yani Türkçe animede Z yüzüğü olarak çevirdikleri aldık. Bu Z yüzüğü Z powerları, Z kristalleri de kullanmamızı sağlayacak. Ona da geleceğiz. Ada sınavları. Four Islands. Her adayı gezip oradaki ada liderleriyle mücadele edip sınavlarını geçtikten sonra en sonunda da ada kahunasıyla savaşarak yolumuza devam ediyoruz. Ve kazandığımız her mücadele için bu arada bir Z kristali alma gibi bir durum söz konusu. Şimdi bu verdiği de bizim bu ada mücadelelerine katıldığımızı gösteren bir tılsım. Herkes evlerine dağılıyor. Tapu Koko inanılmaz değil mi? Vesaire vesaire ve çok inanılmaz. Bir dakika. That was a most mysterious event. The festival celebrates drawing forth one's full power. Bunların ne tarz bir konu üzerinde bu kadar geyik yaptıklarını ve bahis geçtiğini ben anlatacağım arkadaşlar. Doğru zamanın gelmesini bekliyorum. Şu an böyle çok havada kalan, çok bir yere bağlanmayan konuşmalar şeklinde ilerliyor çünkü. Ertesi gün. Bir günde şu kapı çalmasa hep aynı şey tekrarlanıyormuş gibi oluyor ama. Lily! Profesör dedi ki, hey değerli, bring me the new trainer. Woo! Yani profesör bizi çağırmış aslında. Bu arkadaş da bize eşlik edecek profesörün laboratuvarı ve evine kadar. Birazcık sana diyor cep harçlığı diyor, lütfen diyor sersemce harcama. Çarçur etme yani diyor. Aa, ne kadar sevimli bir arkadaş edinmişsin diyor. Bu arada utandırdı Lili. Tanıştıklarına memnun oldular. Arkada Kantonian. Miau.
Papyoya ve kendine dikkat et. Let's go. Research Lab, araştırma laboratuvarına kadar şimdi aslında bize Lili yol gösterdi. Uzun çimlerden eğer geçersen Pokemon'larla karşılaşabilirsin. Repel kullanabilirsin bunları atlatmak için. Evet, Nebi, I mean Kozmok, asıl ismi Kozmok. Kozmok çok ender bir Pokemon. Buraya çok çok uzaklardan geldi. Çok ilginç bir güce sahip olduğunu ve tehlikeli olduğu zaman böyle etrafı havaya uçurabileceğini vesaire vesaire. Köprüde yaşananları hatırlıyor musun dedi. Hadi gidelim o zaman, hadi gidelim. You can reach the Pokemon Research Lab without having pets. Yani şimdi diyor ki sen diyor daha önceden Pokemon oyunu oynamadıysan bu şekilde olan yamaçlardan zıplaya zıplaya ilerleyebilirsin. Bunlar shortcutlar diyor. İlk oyundan itibaren haritalarda gezerken zaten bu şekilde yerler olduğunu biz biliyoruz. Şimdi laboratuvara geldik. Profesör biraz araştırma yapayım derken kendini kaptırıyor. Evi daha fazla hasar vermeden, başımıza yıkmadan gitsek iyi olur dedi. Snubbull, Sniffle, Rockruff, Corsula var, Love Disk var. Arkada sanki bir de şeyler görüyorum. Slowpoke'lar görüyorum arkadaşlar. Rockruff'un şeyleri üzerine çalışıyormuş. Pokédex'imizi istedi bizden. Sence burası yeri mi? Fena değil. I called you here. It's finally arrived. It dedi. Şimdi şöyle. Bir Pokemon'u sokacak bizim Pokédex'imize. İsmi Rotom olan. Rotom, elektronik cihazların içerisine girip onları kontrol edebilme yeteneğine sahip. Bazıları hatta doğrudan bunun için Rotom'a göre tasarlanan cihazlar. Buradaki Pokédex de Rotom Dex'e dönüşüyor. Ve benim favori ikinci sıradaki Pokemon'um Rotom'dur arkadaşlar. Rotom Dex'ten duyduğum sempatiden dolayı. Şimdi bu Rotom. Bu arada bu Rotom özellikle bu Pokédex'e karşı ayrı bir sempatisi var. Yani Rotomlar kişilikleri, karakterleri gereği bazı cihazlarla bağ da kurabiliyorlar. Ve Rotom Dex geldi. Anime serisinden olsun, oyunun içerisinden olsun, bu Rotom Dex'e karşı ayrı bir benim sempatim var arkadaşlar. Thank you very much. Bu arada tam map'i Rotom'dan görebiliyoruz. Kau geldi. Alola. Oho, şuraya bak, bir loft bile var diyecek. O kadar çok oynadım ki repliğini ezberlemişim. Ama tabii orası Lily'nin özel alanı. Yani oyun için öyle. Hoya da benzer şey verecek. Bir Trainer School var. Trainer School'a gidip
orada aslında trainer olmaya dair bazı şeyler öğrenmekten vesaire vesaire bahsediyor. Tabii biz bunların çoğunu biliyoruz ama bilmiyormuşuz gibi hikayenin gidişatı gereği katılacağız. Şimdi bir bize rahat verseniz. Tutulma. Her şey karanlığa sürüklendi. Ve geçti. Ne bir korkma dedi. Bu dedi ay tutulmasıydı. V. İlerliyor muyuz artık? Pek çok dedi Z kristali var. Bunlardan yani bir sürü var. Pek çok Z kristali toplayabilirsin. Şimdi artık harekete başladık. Şuradan gidebileceğimiz bir alan var. Çimlerin orada ama şu an için erişimi çok mümkün değil. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum. Şurada mücadele edebileceğim birkaç tane eğitmen var. Bu eğitmenleri yenip Pokemon merkezine doğru gideceğiz. Ve sonrasında Trainer School bizi bekliyor. Swimmer Natasha. Wingull geldi. İkimiz de su türüyüz. Yedi ne ver? Disarming Voice. Süpersonik yapmaya çalıştı. İyi ki de yapamadı. Yalnız süpersonik yapsaydı gerçekten sıkıntı olurdu. Çünkü Confuse'la uğraşmak istemiyorum bir de. Evet, yine atlattık. Yalnız çekirge bir sıçrar, iki sıçrar mevzusuna dönecek büyüme geliyor arkadaşlar. Bu biraz. Tamam. Water Gun kullandım. İki hasar verdi. Bir Disarming Voice daha. Ve Wingull gitti. On level olduk. Şurada bir... Oo, uçan bir Mukrov gördüm. Yanımızdan uçarak geçen bir Mukrov vardı. Siz de fark ettiniz mi? Yangoose. Paplio. Water Gun gönder gelsin. Sonuçta Pokemon merkezine doğru gideceğimiz için hamlelerimizi istediğimiz gibi harcamamızda herhangi bir sıkıntı yok. Yangoose'u da yendik. 41 experience point'imizi de şöyle alalım. Şimdi. Şurada bir Pokétopu var. Ve çimlerin dışından koşmak istiyorum. Çünkü çok fazla çimlerin içine falan giriyoruz. Burada yalnız savaşabileceğimiz bir arkadaşımız daha vardı değil mi? Bir sanki youngster evet. Bu arada Rotom diyor ki senin için diyor haritada gideceğin hedef lokasyonu bayrakla işaretledim daha kolay bulabilmen için diyor. Inkay. Haplio. Bu su türü değil dedi.
GG. Şimdi Pokemon merkezi hemen burada arkadaşlar. Uzakta değil. Ve Lily'nin yanına Pokemon merkezine geldik sonunda. Buradaki hanımefendi senin için Pokemon'un iyileştir. Buradan bilgisayardaki Pokemon'lara ulaşabilirsin. Pokemarket burada. Ayrıca bir de Poke kafemiz var arkadaşlar. Rahatlamak ve bir bardak Momo sütü içmek için. Şimdi ben dedi Trainer School'a gidiyorum. Sen de Trainer School'a gelebilirsin. Şöyle bir Papillon'un durumunu bir kere iyileştirelim. Ve Trainer School'a gitmek için hazırız. Ama bu bölümlük bu kadar diyeceğiz arkadaşlar. Bölümlerin sürelerini çok uzatmadan ve mümkün olduğunca makul yerlerde bitirebilmek için elimden geleni yapacağıma dair söz vermiştim. Gördüğünüz gibi yapmaya çalışıyorum. Şöyle şimdi save yapalım. Ve bir sonraki bölümde Trainer School'dan kaldığımız yerden maceramıza son sürat devam etmek üzere. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.